Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü suhbatımız mescidler ve bazarlar. Bu ikisi teng bo'ladi mı? Hatta mekanlarında, joylarında ham birini birinden afzalligi farkı var. Bir joy başka joydan farklanadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. Ahabbul biladi ilallahi mesacidoha ve abgadul biladi ilallahi asvakuha. Allah Ta'ala için en mahbub yer bu mescidler. Allah için en mabuğuz joylar bozorlar. Qayerda odam ko'p? Bozorda. Kimdir hayron bo'ladi. Nima endi bozorlar Alloh taolo uchun yomon ko'rilgan joy. Axir savdo sotiq, rizq, odamlarning tirishlik sababi yo'q. Mana shu darsni o'qiymiz. Ozginadan keyin nima uchun bunday deyilganligini inshaalloh tushunib olamiz. Qalbini masjidga bog'lagan kishini Alloh taolo qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining arshini soyasiga oladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Alloh taolo 7 toifani o'zining soyasiga, o'zining arshini soyasiga oladi. Shundan bittasi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Demak, qiyin ish bu. Modomiki soya ostida turar ekanmi, demak oson emas bu narsa. Bir faraz qilaylik, katta shaharni megapolis deydi, mana hozirgi tilda katta bir katta shaharlardan birini tasavvur qilaylik. Xufton namozini odamlar o'qib bo'lishdi. Bir soat o'tdi. Masjidda hech kim qolmaydi. Lekin oshxonalar, kafelar, klublar bo'ladigan joylar odamlar bilan liq bo'ladi. To'g'rimi? Odamlarga nima bo'lgan o'zi, birodalar? Namozni o'qiydi-yu, shoshganicha nima qiladi? Tasbihga ham o'tirmasdan chiqib ketib qoladi. Bozorda o'tiraveradi. 1 soat, 3 soat, 5 soat, ha desa bir alam chiqay. Qayerga ketyapti? Bozorga. Yo Alloh. Shayton ularga mana shu masjidlarni yomon qilib ko'rsatib, bozorlarni chiroyli qilib qo'yganligi uchun bozorda o'tiraveradi, masjidda o'tira olmaydi. Kimni qalbi masjidga bog'langan bo'lsa, qiyomat kunida unga ajr katta qilib beriladi. Astaydu billah. Fi buyutin adinallahu an turfa va yudkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduvi val asal. Uchroq bir uylarda, ya'ni masjidlarda yoqilurki, Alloh ularni baland ko'tarib bino qilinishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga izn bergan, amr qilgan edi. Bozor qurilishini aytyaptimi? Baland qasr qurilishini aytyaptimi? Yo'q. Masjid aytilanyapti. Endi agar o'sha masjid kichkina bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, loydan bo'lsa ham, tomi shu shaxchalar bilan yopilgan bo'lsa ham, masjidmi? Allohning zikri, namoz bo'ladigan masjidmi? Har qanday binodan aziz bo'ladi Alloh taolaning nazarida. Unda kimlar bo'ladi? Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un zikrillah. U masjidlarda shunday bir erkaklar, kishilar turadiki, erkaklar borki, ularni na tijorat va na oldi sotdi Allohni zikridan to'sib qo'ya olmaydi. Namoz vaqti bo'lganda shat do'konni yopib chiqib ketadigan o'g'il bolalar ko'payib qopti, alhamdulillah. Ozon aytilaveradi, eshitmay turaveradi. Bozorning holati o'zgarmaydi. Shu katta-katta savdo markazlariga, targ'oviy sentrlarga kirsang, bu imorat ichida masjid qayerda desangiz, o'sha yerda savdo qiladigan savdogar ehtimol bilmaydi. Nimaga bilmaydi? Chunki bozorda g'aflat bor. Amrimni qays. Ularning davrida ozon aytganda do'konlar berkitilgan, hamma masjidga qarab yugurgan. Amr ibn Qays bozorga kirdida odamlarning holini ko'rib turib yig'ladi. Oldi sotdi, baqir chaqir, rost yolg'on qasam, molni o'tkazishlik uchun yolg'on gaplar. Nimaga yig'layapsiz deb so'rashuvdi. Javob berib aytdiki, ularga va'da qilingan narsadan odamlar naqadar g'aflatda ya? Ya'ni sizlarga jannat yoki jahannam va'da qilindi amallaringizga yarasha. Lekin odamlar bu narsadan g'aflatda. Bozorga borganingizda birodar, bir chekaga o'tib turib, kuzatib turing-da odamlarni. Tomoshani keragi yo'q. Artistizmni keragi yo'q. Hiylagarlikni keragi yo'q. Prosta tomosha qilib turing-da, olayotganini ham, sotayotganini ham. Hammasi rol o'ynaydi. O'ynaganda ham zo'r o'ynaydi. Aka boshqa pul yo'q-da deydi. Us-us nargi savdogar qarib pas, u ham bilib turibdi yolg'on gapirayotganini.
Uyama etadı. Uka şunlar kekegen de deydi. Şunu yapsın mı? 10 son ahri gibi pulum aka deydi. Nargi 20 son gibi veremem deydi. 15'i gelişişadı. Demek şimdi ustaki artistlerde kereği o da. Küzatı göreyim de. Ana şu bozordaki adamların da cüdü köpçülüğü gafilatta buladı. Şunun için ana şu bozorda durup gafilat makyonada durup Allah'ını zikir kıyan adamın martabası oluğu oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bana masul dualar var. Kim bozorga kirip durup La ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulku ve lehul hamdu yuhi ve yumid ve hu ala kullu şeyin kadir dese falan 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 acillar vada kılınken. Kıyım mı? Asan fakat esimizden çıkıp oladı da. Doğru, bozorda bana şu gaflat üyüdeyem. Allah'ını zikir kıladiyonlar bağır. Savdogarlar da hamasını yaman demeyimiz. Lekin buna kadar cüdeyem az. Bozorda 5 saat bekar turuş hiç nersemez. Aşınasın dökenine var oturadı, lakkala oturadı. 5 saat. Lekin namazdan keyin, hamma salam verip turup çıkıp gitkenden keyin, yarım saat oturuşluk musibet. Burası da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, Müslüman kişi mescitte özünü sudaki balığı da his kıladı. Münafık adam mescitte özünü kafasındaki kuşta his kıladı. Kalbi mescitte bağlayan kişi, kalbi bozorga bağlayan kişi. Bu ikisi herkes teng bo'lmaydi. Sa'd ibn Musayyab. Mana şu kişi 50 yıl mobaynida takbiri tahrimaga, takbirul ulo'ga kech qolmagan ekan. 50 yıl 5 mahal namaz meşke katınırken İmam Allah'a hakibar da kulağı kalkandaki birinci takbiri tahrimeye keç koyma gelirken. Bu kanak adamlar bu yanırken karayın. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabalarını göreyim. Resulullah'ın sahabalardan bir cemaası farz namazını okup olup mescitte oturuştu. Resulullah çıkıp gittiler. Kengi namaz yekirgenleri de mi? Hadi kişiler oturuşken idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarını körüp durup avvalgi namazdan beri kütüp oturup siler mi? Ular hadi işte. Silerden bu yerde ne mi üşülep kaldı? Ular hadi işte. Keyingi farz namazını kütü yapız. Resulullah hakikaten şu nasıl üçün mescitte kaldılar mı? Ular vallahi fakat şu nasıl üçün kaldıydı işte. Resulullah yine soradılar. Hakikaten şu nasıl üçün kaldılar mı? Ular vallahi fakat şu nasıl üçün kaldı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Sizlerine güvah kılıp etemen ki elbette Allah da Allah sizlerini farişlerle maktaydı. Kişinin manzilatı, mertebasını kötürat gençlerden bittesi, taharat kılışlık, kıyın bulturgen payıda mükemmel taharat kılışlık ve bir farz namaz tüyügenlerken ikinci namazını kütüp duruşlık. Ozan açıdan burun kılışlık nezarda tülü yaptı buradalar. Kalbini mescidine bağlaştık. Resulullah ettiler, Allah ki en mahbub yurtlar mescidler, Allah ki en mağzub yurtlar bozorlar. Farkını bulup alıştık o zaman. Bozorda ne buladı? Aldı sattı. Yalgan yaşık, yalgan kasam, birbirini aldaş, makir, yalgan kasam. Mescidde ne buladı? Mescidde Allah'ın zikiri buladı. Mescidde Allah'ın zikiri buladı. Şimdi bozorda yürüyen adam örgenip gitken buladı. Ne mi ya? Erkeği ayağını aralaş yürüyüşü ya. Ayolların avratları açıp ol işe gel. Şimdi biz fakat biz demez. Bütün dünyadaki bozorların ahvalı bana şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bozorga girseler adamlara talim vererdiler. Kim savdosida bir yolg'onni qo'shgan bo'lsa unga nasihat qilardilar. Çünkü Peygamberimiz aytganlar, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim aldasa bu bizden emas. Umar ibn al-Xattob, Abdullah ibn Umar, Abu Hurayra, Sufyon rahimahumulloh. Bu insanlar bozorga tusharkan odamlarga nasihat qilardi, ularni to'g'ri yo'lga boshlashar edi. Hasan Basriy kunlarda birida bozorga kirsa, odamlar gavjum, odamlar shunday savdosi bilan ovora. Qavm, hassilar bu yerda o'tiribsizlar, masjidda Muhammadning merosi taqsim qilinyapti. Odamlar eshitib, guvullab masjidga borishdi. Kirishuvdi, kirsa bir joyda odam, to'rtta odam namoz o'qiyapti. To'rtta odam ilm majlisida, to'rttasi zikrda o'tiribdi. Hiç narsa yok. Hasan Basri'de topa bey Hasan, ne makiyeniz bu? Ha ne makip ben? Ha Muhammed'de mirası böyle ne yaptı da o diyiz, bağırsa hiç narsa yok o. Ha ne makiyen o ya da? Ha namaz, zikir, ilim, meclise. Muhammed'in mirası bana şöyleydi dedi Hasan Basri, rahmetullahi aleyh. Mescitte buradalar, peygamberlerin mirası taksim kılınadı. Üçüncü nam adam azra da, çünkü onge herdar azra. Bana şu cahide buradalar fark var. Dünya mirası taksim buradigen cahide, bazar,
ahiretinin mirası, enbiyaların mirası taksim kılınadığın joy, mescid. Bozorga birinchi bo'lib kirmaslik va undan oxirgi bo'lib chiqmaslik. Mana shu sunnatdan bo'ladi, odobdan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La takunanna in istata'ta awwalu man yadkhulu as-suqa va la akhiru man yakhruju minha, fa innaha ma'rakatu ash-shayton va biha yansubu ra'yatahu." Agar qodir bo'lsang, dedilar Rasulullah, bozorga birinchi bo'lib kiradigan kishi ham bo'lma, undan oxirgi bo'lib chiqadigan kishi ham bo'lmagin. Albatta u bozor shaytonning ma'rakasidir. U unga o'zining bayrog'ini tikadi. Kelishdiga? Bozorga shoshmaslik kerak ekan. Masjid buni aksi. Unga birinchi bo'lib kirganga ajr ko'p va oxirgi bo'lib chiqib ketganga ham ajr ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Iqdaru solatal jum'ati vadunu minal imam." Cuma namazına kelinglar ve imamga yaqinroq bo'linglar. "Fa inna ar-rajula la yazalu yata'akhkharu hatta yu'akhkharu fil jannati wa inda khalaha." Endi qarang. Albatta bir kişi kech qolib kelishida davom etaveradi, doim kech qolib kelaveradi jumaga. Hatto jannatga kiradi, kirganda ham Allohni kechiktirib kirgizadi. Demek masjidga kelganda imkon boricha oldingi safga intilishlik kerak bo'ladi. Bu masjidga kirishdagi odob. Ama bozorga kirishlikda odob birinchi bo'lib kirish kerak emas bozorga va oxirgi bo'lib chiqishlik kerak emas. Masjid qurilishligi haqida juda ko'p fazilatli, bashoratli hadislar aytilgan. Ammo bozor qurgan odamga birorta bir bashorat aytilganmi? Lekin ta'assuf, nima quradi pul ko'p yeganlar ko'proq bozor quradi. Bozor quradi. Hozirda birodarlar bozorlar yaqinlashib ketgan bir ikkinchisiga. Masalan, zamonaviy bozorlarda olsak, savdo markazlari, targ'ovi sentrlar. Mana katta imoratda bitta targ'ovi sentr bor. Uni yon boshiga yana bitta imorat tushadi, unda ham shunday savdo markazi bor. Avvalgi bozorlar qanaqa bo'lar edi? Bitta bozor ikkinchi bozordan uzoqroq qilinardiki, xaridori ko'proq bo'lsin, ish yurishib ketsin. Hozir katta shaharga borsiz, mana bozordan chiqasiz-da, 10 metr yursa ikkinchi bozorga kirasiz. Mana shu birodarlar qiyomatni yaqinlashganligini belgisi. Bozorlarni bir-biriga yaqinlashligi. Endi masjid qurilishi haqida payg'ambarimizdan aytilgan bashoratlar. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man bana masjidan lillahi kama fasil qototin awasghara bana Allohu lahu baytan fil jannati." Diqqat. Endi hammamiz ham masjid qurishlikka imkoniyatimiz yo'q, lekin eshitib turinglar. Kim Alloh uchun masjid qursa, kaklikda inichalik yoki undan ham kichkinaroq, Alloh u kishiga jannatda bir uy bino qiladi. Kahliyida inichalik yoki undan kichikroq. Ammo ko'pchilik yig'ib qilingan, qurilgan masjid, ko'pchilik pul qo'shgan. Endi shu masjidni qurilishiga pul qo'shganlarni haqqini bo'lib chiqsangiz, o'sha kahliyida inichalik joyga yetgan puli. Lekin mana shu kishiga ham Alloh taolo jannatda bino qurishiga va'da qilinyapti. Masjid bilan bozorda farqini ko'ryapsizlar, birodarlar? Biz bozorda harom deganimiz yo'q, birodarlar. Odamlarda tirishlik rizq manbai, halol savdo qilgan odam siddiqlar, shahidlar bilan birga bo'ladi. Biz kim haqida gapiryapmiz? Qalbini bozorga berib qo'ygan, masjidga umuman bormaydigan, ertalabdan kechgacha ishi bo'lsa bo'lmasa bozorda kun o'tkazadigan odamlarni aytyapmiz. Tushunarlimi? Unaqa odamlar hatto juma namoziga ham borishmaydi. Masjidga aloqador bo'lishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir ayol Rasulullohning masjidini shupurib tozalardi. Vafot etdi. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomni bezovta qilmasdan, ovora qilishmasdan janozasini o'qib ko'mib qo'yishdi. Haligi ayol bir kun, yarim kun ko'rinmay qolganda Rasululloh so'radilar: "Qani haligi ayol?" "Rasululloh vafot qildi, bor kun o'lib qo'ydik." Rasululloh ularni qilgan ishidan norozi bo'lib, "Meni olib boringlar qabrining ustiga" dedilar. Qarang, masjidni shupurib tozalayotgan odamga Payg'ambarimiz qanchalik hurmat ko'rsatyaptilar. Endi masjidga pul sarflayotganlar-chi? Masjidni qurilishida turganlar-chi? Masjidda obod bo'lishiga xizmat qilayotganlar-chi? Bu ayolda ati ham noma'lum-chi? Shu ayol tufayli qabr ustiga borib janoza o'qishlik shariatimizga kirib qoldi. Shuning uchun masjidda xizmatini qilish, masjidda obodonchiligi bilan shug'ullanishlik sharaf musulmon odam uchun. Obod qilishlik birinchi o'rinda qadamlar bilan bosib kelib, safda turib namoz o'qishlik bilan bo'ladi. Orqasidan shupurib tozalashlik bilan bo'ladi. Xushbo'ylarni sepishlik bilan bo'ladi. Imoratini qurishlik bilan bo'ladi.
Masjid kurish degani faqatgina pul bilan qurish deb olmaydik. Ha albatta eng zo'ri shu, lekin hammada imkoniyat yo'q bu narsaga. Masjidga ko'proq qatnaylik. Masjidga ko'proq qatnaylik. O'tirasan o'sha do'koningda ham savdo bo'lmaydi o'sha peshin paytida, ishonaver. Abedga desa bir soatga chiqib ketasan, 15 minutlik peshinga chiqmaysan. Endi masjidni kim obod qiladi, bilasizlarmi? Bozorlarni kim obod qiladi? Astaydu billah. İnnemâ ya'muru masâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın masjidlerini fakat Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen kişiler gene abad kıladı. İmanı var adamlar, Allah'dan korkan adamlar abad kıladı masjidler. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam. İkilesi. İki de peygamber, ata bala. Allah da Allah bu iki peygamber gene ne buyurdu? Estağfirullah. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ تَحِيرَ بَيْتِيَ لِلْتَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ Masjidini kuruştu, masjid bitti. İbrahim bilen İsmail'e, menin baytimini tavaf kılgıçlar, öşe yerde ibadet kılgıçlar, rükû üçün pak tutun de büyürdük. Masjidde hizmetini kılgılar. Masjidini pak tutunlar da Allah da Allah iki de oluk peygamberge büyürdü. Endi hazır günde, bunun mukabilede, ticaret merkezlerine saplanırken pul dökürün. Sayılgahlar, daroşkaları, yüleyleri, divarları, darahları, şuna kapul saplanırdı ki, uydan çıkardı da bir nasa. Şimdi ayrı mahalle mescidleri var, onun bir ahvalını görün. Taharat anası ki şüpürge temidiyanları var. Ana şu mahalle mescidlerini abadan çilgini, şu mahallede şekiyon ahli davlat akalar qarab qo'ysa bo'lmaydi mi? Nima demadingiz? Arzimagan pulingizga o'sha tahorat xonasi zo'r bo'lib qoladi. Arzimagan pulingizga issiq bo'lib qoladi masjid. Arzimagan pulingizga masjid salqin bo'lib qoladi. Sizga davlat nimaga bergan edi? Kirib turib, bu mahallada bir 3-4 chaqasi bor odam yo'qmi devorgin keladi. Bor unaqalar ham, lekin qilmaydi. Domla masjidga sarflash haqida fazilatni gapiradi, zo'r, yaxshida uyga boradi, ettama yaxshi bo'lib qoladi yana. Ba'zi masjidlarda svetiga pul topa olmaydi, yoritgani, isitgani. Svetiga o'sha ulpachilikka sarflagan pulingizni bittasini berib qo'yinda, 2 oy svetini pul oladi o'sha. Qilmaymiz-a? Endi masjidni kim obod qilar ekan? Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan taqvoli bandalar obod qilar ekan. Mana endi nima uchun masjidlar Alloh uchun mahbub joy? Nima uchun bozorlar Alloh uchun mabg'uz joy? Endi bilib oldingmi? Bu ikkisi barobar bo'ladimi birodarlar? Endi savol. O'zingizga bering bu savolni. Sizning qalbingiz bozorga bog'langanmi? Yoki masjidga bog'langanmi? Allohning uylari. Unda Allohning tavhidini isbotlaydigan kishilar bor. Unda Allohning kalimasi zikr qilinadi. Unda azon jaranglaydi. Unda faqatgina qalbi iymon bilan to'lgan kishilargina obod qiladi. Uni quradi, xizmatda turadi, musulmonlarga sharoitni muhayyo qiladi, istadi, sovutadi, Qur'on o'qiydi, zikr bilan Allohni uyini faqatgina Alloh va qiyomat kuni iymon keltirgan kishilargina obod qiladi. Masjidlar va bozorlar. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu